ilgilenebiliriz, sorgulayabiliriz. Manevi ve ruhsal konularla ilgilenebiliriz. Jüpiter ve Neptün arasında da oluşacak bir karşıtlık var bugün. Jüpiter Başak Burcu'nda, Neptün Balık Burcu'nda, ikisi arasındaki bu karşıt açı kendimizi akışa bırakmak veya detaylara takılmak arasında çelişkiler yaratabilir. Bu durumda iç sesimizi dinlemek ve geçmiş tecrübelerimizden faydalanmak doğru olacaktır. Merkür Terazi Burcu'nda retro harekete başladı. Aslında günün en önemli gökyüzü pozisyonu bu. Ve 9 Ekim'e kadar sürecek bu retro hareket. Dolayısıyla hepimiz biraz etkileneceğiz bu durumda. Özellikle Merkür deyince iletişim sorunları çok fazla öne çıkar. Artık herkes bunu öğrendi. Yılda 3 defa da yaşıyoruz bu Merkür retrosunu. Zihinsel olarak biraz geriye dönüşler olabilir. Zihniniz içe dönük olabilir ve geçmişi daha fazla sorgulayabiliriz bu dönemde. Özellikle retronun terazi burcunda olması da terazi burcunun temsil ettiği ilişkiler, eşitlik, anlaşmalar, sözleşmeler, adalet, diplomasi, yani bu alanlara da biraz vurgu yapacak. Bu konularla ilgili gözden geçirmeler yapılabilir. Eski konular tekrar karşımıza çıkabilir. Geçmiş konuları bir şekilde tamamlayabiliriz, eksikleri tamamlayabiliriz. Özellikle ilişkilerle ilgili sorunlar varsa veya bazı hukuksal konularda, diplomasiyle ilgili konularda sorunlar varsa, eksikler varsa, bunlar tabii ki daha çok hayatımızda problem olarak gelebilir. Bunları düzeltmek için de fırsatlarla karşılaşabiliriz. Evet, biz geçmişteki konuları bitirdikçe bitti mi bitmedi diye Merkür tekrar retro hareketle karşımıza çıkıyor. Evet, burada bir şeyler var, tekrar geri bak diyorsun. Geri bak, sinirim bir daha bozulsun. bir daha bozulsun, ondan sonra algılamadın mı bak bir daha farkına varayım diye tekrar retro harekette. Neyse ki bugün biz Akrep Burcu olarak kurtarıyoruz insanlığı, derin duygular, düşünceler. Akrep Burcu'nda ay, aslında Akrep Burcu'nda işte sezgilerimizi, derin duygularımızı da iyi bir şekilde gözden geçirebiliriz. Hem Merkür Retro hem Akrep Burcu'nda bu sorgulama günü aslında. Evet, o sezgilerimiz yüzünden ne geldiyse başımıza geldi zaten. Bir şey hissediyorum ya, kesin böyle oluyor diye, ondan sonra oluyor, ondan sonra al başına belayı oluyor. Peki çok